Ekopolitik'ten merhabalar. Türkiye'nin gerçek gündeminde birlikteyiz. Bugün Ekopolitik'te karma ekonomiyi, kurtuluşu, çözümü tarım odaklı konuşacağız. Biliyorsunuz Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün de ekonomik kalkınmanın temeli ziraattır sözü vardır. Şimdi bazıları diyecek ki o zamandı. Hayır, tarım bugünün ve geleceğin en stratejik ve katma değerli sektörü olarak zaten bütün dünya literatüründe geçiyor ve konuşuluyor. Bunun bir farkında olmayan biziz. Biz bunu konuşacağız. Bugün az sonra çok değerli bir konuğum olacak. Tarım ve kooperatifçilik iş geliştirme uzmanı ve aynı zamanda bir iş kadını Sayın Yasemin Özsaraç Ekopolitik'te olacak. Ama hemen haberlerle başlayalım, vakit kaybetmeyelim. Nükleerle başlayalım. Uluslararası Atom Enerji Ajansı'nın hazırladığı ancak hükümetin mahkemeden bile gizlediği Akkuyu Nükleer Santrali raporu ortaya çıktı. Devletin güvenliği gerekçe gösterilerek gizlenen raporda önemli uyarılar yapıldığı, hükümetin ise bunlara uymadığı anlaşıldı. Akkuyu Nükleer Santrali'ne ilişkin Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı tarafından hazırlanan ancak bir türlü açıklanmayan rapor ortaya çıktı. Raporun nükleer santrale verilen olumlu ÇED raporuna karşı açılan dava dosyasına getirilmesi istenmiş ancak devletin güvenliği gerekçe gösterilerek rapor mahkemeye sunulmamıştı. Hürriyet gazetesinin yayınladığı 20 Şubat 2014 tarihli Entegre Nükleer Altyapı Gözden Geçirme Misyon raporunda çarpıcı tespitler yer aldı. 98 sayfalık raporda 24 tavsiye ve 15 öneri yer aldı. Ancak gizlenen rapordaki tespitlerin birçoğunun hükümet tarafından yerine getirilmediği anlaşıldı. O tespitlerden bazıları şöyle. Türkiye Atom Enerjisi Kurumu özel bir düzenleyici kuruluş kimliği kazanmadı. Türkiye nükleer hasar için sivil sorumluluk yasasını çıkarmadı. Nükleer enerjide harcanmış yakıt ve atıklar ve tesisin işletmeden çıkarılması meselelerini ele alan bir ulusal politika ve strateji tamamlanmadı. Akkuyu tesisinin nükleer güvenliği için Atom Enerjisi Kurumu'nun vereceği zorlayıcı talimatlarla ilgili bir ilerleme olmadı. ÇED raporlarının hazırlanması için proje sahibine verilen özel formatın bir standardı oluşturulmadı. Akkuyu Proje Şirketi'nin TAEK'e sunduğu yer parametreleri raporu henüz onaylanmadı. Raporun mahkemeye sunulmaması üzerine tartışmalar başlamış, Enerji Bakanı rapor geçerliliğini yitirdi şeklinde bir savunma yapmıştı. Ancak ortaya çıkan rapor, çalışmanın güncelliğini yitirmediğini ve rapordaki önerilerin neredeyse hiçbirinin gerçekleştirilmediğini ortaya koydu. Çevreyle devam edelim. İstanbul ekolojik yıkımın eşiğinde, su havzaları ve ormanları çılgın projelerle yok edilen kent yakında tamamen betonla kaplanacak. İstanbul Çevre Mühendisleri Odası'nın hazırladığı rapora göre mega projeleri durdurmak İstanbul için köprüden önceki son çıkış. Asya ve Avrupa kıtalarını birleştiren İstanbul ölümün eşiğinde. Celladıysa mega ve çılgın projeler. Son yılda kentin 7 önemli su havzası yapılaşmaya açıldı. İstanbul'un akciğeri, kuzey ormanlarının bir kısmı, 3. havalimanı ve 3. köprü projeleriyle yok edildi. İstanbul ekolojik yıkımın eşiğine geldi. İşte özelleştirmeler, kentsel dönüşüm politikaları, rant için belediyeciliğin işte hayatımıza girmesiyle birlikte bu yıkım bizim için işin içinden çıkılmaz hale gelmiş boyutta. Çünkü yıkım arttıkça bunların isimleri işte böyle mega, multi, çılgın filan gibi şeyler olmaya başlıyor. İstanbul'un ekolojik kaderini değiştirense iki yakayı birleştiren köprüler. Köprülerin yapımı sonrasında boğaz hızla betonlaştı, şehrin nüfusu arttı. Artış hızı %4'lere kadar çıktı. 2020 yılında 7 köprü, 2040 yılında 70 köprü gerekecek. Biz de diyoruz ki eğer bu mega projeler iktidarı devam ederse bu ülkede muhtemelen günün birinde boğazı tamamen betonla kaplayacağız ve iki yakayı birbirine bağlayacağız. 1971'lerde 260 bin hektar olan ormanlık alanlar günümüzde 240 bin hektara kadar düştü. Terkos, Boğaziçi, Ömerli ve Küçükçekmece havzaları, Batı İstanbul meraları, Ağaçlı ve Kilyos kumulları zarar gördü. Çevre Mühendisleri Odası'nın ekolojik yıkımla mücadele haftasında açıkladığı rapora göre İstanbul'un ömrü kısalıyor. Bir kentin yıkımı gerçek manada seçim meydanlarında malzeme yapılıyor. İstanbul için artık mega projeleri durdurmak köprüden önceki son çıkış.
Dünya ekonomisinden bir haber vermek istiyorum. Almanya'nın başkenti Berlin'de sürpriz bir zirve yapıldı. Almanya Başbakanı Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı Hollande'ın da aralarında bulunduğu bir komisyon toplandı. Burada Avrupa Komisyonu Başkanı vardı, IMF Başkanı vardı, Avrupa Merkez Bankası Başkanı vardı. Masadaki konu Yunanistan'dı. Liderler yoğun çalışmayı ve dirsek temasını sürdürme kararı aldıklarını açıkladılar. Diplomatlar müzakere sürecinin yavaş ilerliyor oluşundan da rahatsızlık duyulduğunu ifade ettiler. Ve ihracat diyeceğim ama ihracatı vermeden önce isterseniz finans piyasalarındaki durumu aktaralım. Çünkü dolar, avro çok ilgilendiriyor ihracatı. Borsa 81.040, dolar 2.6751, avro 2.9339, avro dolar paritesi 1.0963'te, faiz %9,95, altın onsu 1189 dolar ve Brent petrolün varil fiyatı 65,17 dolar seviyesinde. Peki ihracat? Türkiye İhracatçılar Meclisi 2015 yılı Mayıs ayı ihracat rakamlarını açıkladı. Rakamlar feci. Verilere göre ihracat bir önceki yıla göre %19 oranında azaldı. İhracattaki azalmanın en çok belirgin olduğu sektör ise üretim durdurma eylemlerinin yaşandığı otomotiv sektörü. İhracat rakamları çakıldı. İhracatta bir yılda %19 gerileme yaşandı. Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin Kocaeli Film Platolarında açıkladığı veriler ihracattaki kötümser tabloyu gözler önüne serdi. Buna göre 2014 yılı Mayıs ayında 13 milyar 412 milyon dolar olan ihracat %19 gerilemeyle 10 milyar 819 milyon dolara indi. Yılın ilk 5 ayında da ihracat %8.3 gerilemeyle 61 milyar 296 milyon dolar oldu. Son 12 aylık ihracat verilerinde de geçen yılın aynı dönemine göre %2,7 düzeyinde. Sektörel bazda en büyük gerileme ise otomotivde yaşandı. Metal sektöründe üretimin durduğu bir dönemde otomotiv ihracatı %27,4 düşüşle 1,48 milyar dolara geriledi. Bakalım şirketlere bakalım. 5 gün sürdü Arçelik LG eylemleri zaferle. Sonuçlandı. Ulusal kanalda işçilerin taleplerini dinleyen fabrika genel müdürü Ahmet Sakızlı işçilerin yanına gelerek taleplerinin kabul edildiğini açıkladı. Arçelik LG işçileri direnişin 5. gününde zafere ulaştı. Fabrika yönetimi emekçilerin 3 maddelik talebini kabul etti. Türk Metal Sendikası'nın gitmesi, kendi temsilcilerimizin seçilip tanınması ve bu olaylarla alakalı hiçbir arkadaşımızın işten çıkarılmaması. Ulusal kanal eylemin 5. gününde işçileri canlı yayına aldı. Canlı yayın konuklarımızda işçi temsilcileri onlara soracağız. Arçelik LG Fabrika Müdürü Ahmet Sakız'ı da yayını izledi ve işçilerin yanına gitti. Ulusal TV'den canlı yayın yaptınız galiba, arkadaşlar. Sakızlı, işçilere taleplerinin kabul edildiğinin sözünü verdi. Tabii. Kesinlikle kimsenin kuluna dahi zarar görmeyecek. Yani istifa etti diye kimseye en ufak bir şekilde işinden olmak gibi bir şey kaygımız olmasın. Maaşlarda iyileştirme yapılacağını da söyleyen Sakızlı, yarın işbaşı yapabilirsiniz dedi. Ben de gideceğim, yetkililerle görüşeceğim ve inşallah yarın sabahtan itibaren birlikte yine huzur içinde... Müdürden söz alan işçiler fabrika önünden ayrıldı. İşçiler, verilen sözler tutulursa yarın işbaşı yapacak. Bir de Kocaeli Ford'a bakalım isterseniz. Mücadele 2 haftayı geride bıraktı. Direnişi kırmak isteyen fabrika yönetimi işçilerin yeni işçiler almakla korkuttu. Talepleri karşılanmadan işbaşı yapmayacaklarını vurgulayan emekçiler de ölmek var, mücadeleden dönmek yok dedi. İnsanca yaşamak için direniş başlatan Kocaeli Ford işçileri eylemlerde 13 günü geride bıraktı. Fabrika yönetimi direnişi kırmak için yeni işçi alma kozunu oynadı. Fabrika yönetimi İşkur'a başvurdu, işçi aranıyor ilanı verdi. Eğitim düzeyinde ortaokul seviyesine kadar çekildiğini söylemek burada gerekir. Yani şu an onlar da bir arayış içindeler. Yani ne kadar zorda olduklarını, ne kadar içeride durumun vahim olduğunu gösteren bir durum bu da. Fabrika yanında bulunan tır garajında toplanan emekçiler de mücadelede kararlı. Haklarımızı almak için buradayım. Adaletsizliği önlemek için buradayım. Bu eylem ne düşünüyorsunuz? Vallahi bu eylem hakkımızı alana kadar sürecek. Var, ölmek yok, ölmek var, ölmek yok.
ulusal kanala konuşan emekçiler, talepleri karşılanmadan işbaşı yapmayacaklarını vurguladı. Bizim bu isteklerimiz bir kere kabul edilemez değil. Onları herkes biliyor yani. Yani işverenimizin bize veremeyeceği çok yüksek rakamlar değil bunlar. Kazanacağımız! Dilerde! Dilerde! Kazanacağımız! Dilerde! Bitmiyor. Üçüncü köprü projesinin işlerini üstlenen 3 taşeron firma dolardaki yükseliş nedeniyle zor durumda. 3 firma iflas erteleme istedi. Üçüncü köprü projesinin yol, tünel ve afriyat işlerini üstlenen 3 taşeron firma, dolardaki yükselişin getirdiği maliyet artışı nedeniyle sıkıntı yaşadı. ESA İnşaat, İstem Yapı ve Sar Yapı İnşaat şirketleri borçlarını ödeyemeyince iflas erteleme istedi. 3 ayrı mahkemede görülen dosyalarda firmaların talebi olan tedbir kararları verildi. Kayyum atamaları yapıldı. Sar Yapı, 3. köprü projesi kapsamında 10 kilometrelik bir yol inşaatı yaptı. Firma geçen yıl 100 milyon TL seviyesinde ciro yaptı. İflas erteleme talebinde bulunan firmalardan biri ESA İnşaat oldu. 25 yıla yakın bir süredir tünel ve afriyat işlerinde çalışan şirket, 3. köprünün Anadolu ayağında Beykoz Poyrazköy'de afriyat işleri yapıyor. Şantiyelerinde 1000'e yakın kişinin çalıştığı şirket, en son Mecidiyeköy Kağıthane Metrosu projesinin de bir bölümünü üstlendi. İflas erteleme talebiyle mahkemenin yolunu tutan bir diğer şirketse İstem Yapı oldu. Üçüncü köprü projesi kapsamında Riva Hüseyin'le arasında otoyol işi yapan İstem Yapı, geçtiğimiz yıl 37 milyon lira ciro elde etti. Marmaray'ın ikinci etabı da maliyet artışları gerekçesiyle durmuştu. İspanyol OHL şirketi, milyonlarca İstanbullunun bir an önce bitmesini beklediği Sirkeci Halkalı, Gebze Haydarpaşa banyo hatlarının iyileştirilmesi projesinde maliyet artışını gerekçe göstererek işi durdurma noktasına getirdi. Tarım konuşacağız, çözüm konuşacağız. Sıkıntıları da koyacağız ama biraz keyifli bir haberle noktalayalım haberlerimizi. Yaz aylarının vazgeçilmez meyvesi. Kiraz İzmir'de görücüye çıktı. Buca'nın Belenbaşı köyünde bu yıl 11.si düzenlenen Kiraz Festivali'nde yılın ilk kirazları tanıtıldı. Festivale de ilgi yoğundu. Önce yağsını kavururuz güzelce. Suyunu kaynatır, buğdayını katarız. Etini koyarız içine. Ondan sonra yüzüne de sosunu yaparız. Güzel pişirir, döveriz. Yöresel yemekler yendi, yarışlar yapıldı, oyunlar oynandı, mevsimin ilk kirazları işte böyle tanıtıldı. Toprağın bereketini yansıtan kiraz İzmir'de görücüye çıktı. İlaçsız, tamamen doğal her şeyiyle kirazlarımız, müşterileri bekliyoruz. Festivale ilgi yoğundu. Yurttaşlar yörük kültürünü anlatan Kiraz Festivali'ne katılmak için Belenbaşı'na akın etti. Festivale katılan üreticilerin gündeminde ise tarım sorunları vardı. Çiftçilik bitmek üzere. Yani bütün her şey mazot üzerine. Mazot da şu an hani aldı başını gidiyor. Yani buna bir çözüm bulmaları gerekiyor bence. Bu toplum kendi kendine artık yön vermeye başladı ve bu andan itibaren de muhtemelen birilerine git, sen gel arkadaş, sen beni yönet, ben çünkü seni kendimde görüyorum diyecektir. Coşkulu geçen festivalde halk oyunları gösterisi beğeniyle izlendi. Buca Belediyesi ve Belenbaşı Muhtarlığı tarafından bu yıl 11. kez düzenlenen festivalde yılın en iyi kiraz yetiştiricilerine ödülleri verildi. Tahmin olarak 500 ton civarında kiraz yetiştiriyoruz. Fakat sadece ürettiğimiz meyve ve sebze kiraz değil. Bardacımız vardır. Elmamız, armutumuz, kayısımız, çok kaliteli zeytin ve zeytinyağımız vardır. Birbirinden eğlenceli yarışma ve konserlerin düzenlendiği festivalde yurttaşlar akşam saatlerine kadar neşe dolu dakikalar geçirdi. Ve haberlerin ardından dönelim stüdyo. Programın başında da söylediğim gibi bugün karma ekonomiyi tarım odaklı konuşacağız. Çok değerli bir konuğum var. Tarım ve kooperatifçilik iş geliştirme uzmanı ve aynı zamanda bir iş kadını Sayın Yasemin Özsaraç. Bugün Ekopolitik'in konu. Sayın Özsaraç hoş geldiniz. Hoş bulduk, günaydın. Evet, haberlerin sonunda keyifli bir haber diye verdim. Evet, ama biraz. Yine de o sorunlar oradan çıkıyor. Yani ister istemez çünkü orada galiba çok can yanıyor. O sorunlarına nedenlerine geleceğiz ama biz önce bir çözümle başlayalım mı? Evet. Dünya bugün bazı bilginler, tırnak içinde kullanıyorum bunu, işi bilenler, artık finans piyasaları var, bu tip şeyler, Moses'i geçmiş falan filan derken, ama bize derken,
Dünya karma ekonomiyi, tekrar korumacılığı, dikkatli olmayı bunları tartışıyor. Yani 100 sene öncesine döndük. Velhasıl kelam birileri bir şeyler söylesin o önemli değil ama biz gerçeklerden yola çıkalım. Üstelik mimarı Atatürk olan bir projeden ortaya çıkalım. Karma ekonomi çözümse neden odak noktası tarımdır? Biraz çözümü buradan konuşalım. Tabii. Şimdi geçen programdan birkaç alıntı yapmak istiyorum. Karma ekonomi neden önemliydi? 1926'lar, 38'ler döneminde dünya ekonomisi çalkalanırken Türkiye neden bunu çok rahat atlatabildi? Bunun sebeplerinden biri Atatürk'ün gerçekten, hatta bugün dünyanın bile, Çin'in özellikle kullandığı karma ekonomiydi. Bunun sebebi birincisi, biraz önce gördük köprü olayında 3 tane firma iflas istemiş. Bunun sebebi devalüasyondur. Bu arada bunlar kamu bankalarından zoraki finanse edilenler. Tabii. Şimdi bakın, bu ihaleyi alan firmalar şu anda bunu istiyor. Niye? Çünkü Türkiye'nin içindeki zaten dengeler şu an alt üst durumda. Karma ekonominin temeline baktığınız zaman makro ekonomi. Bu neydi? Elimizdeki kaynaklar, devlet harcamaları, ürettiğimiz ürün eşittir ihracattı. Bu denklem hiçbir zaman değişmez. Bugün güçlü ülkelere bakın, Amerika'ya bakın, İngiltere'ye bakın, Çin'e bakın. Bu denge değişmez. Ve karma ekonomi kullanıyorlar. Ne kadar inkar edilse de karma ekonomi kullanılıyor. Uygulama o. Aynen öyle. Şimdi tarım. Neden tarım? Her ülkenin sınırları vardır. Toprakları vardır. Toprağa ekmek gerekiyor. Toprağa sahip olduğunuzu göstermek için ekmeniz, işlemeniz gerekiyor. Atıl duran topraklarda kim üzerinde yaşar, kim sahip çıkar. Tarım bunun için de çok önemlidir. Tarım bir mülkiyetin de temel taşıdır. Ki bizde biraz arızalıdır bu ama ağalık sistemi nedeniyle. İşte aslında tabii toprak reformunun gerçekleşmemesinin en büyük eksisidir Türkiye'de bu. Şimdi tarım neden önemli? Ekilen ürünler, dedik ya, devletçilik burada bir motor sisteminde kullanılmaktadır. Tarımda, hayvancılıkta, sanayide, endüstride, eğitimde, sağlıkta. Devletin motor olduğu böyle bir sistemde devletin zayıf olması düşünülebilir mi? Düşünülemez. Şimdi geçen programda dedik ki hangi yerde devleti görebiliyoruz? Göremiyoruz. Çünkü devlet yok. Çekilmiş kenara. Ve seyrediyor ve sırtından artık o kadar angarya görüyor ki bunları atmak ya da bitirmekle meşgul. Sağlığı atıyor, eğitimi atıyor, tarımı bir şekilde halkı, çiftçiyi zararı uğratarak kentlere hapsediyor. Bunun yanında sanayinin, endüstrinin. Şimdi bakın, en basit bir örnek daha vereceğim. Bugün biz uçak için milyon dolarlar yatırdık. Ne için? Eski uçaklar için. Sıra bekliyoruz. Peki, 1938'lerde senin uçak fabrikan var mıydı? Vardı. Vardı. Sen bunu ihraç ediyor muydun? Ediyordun. Peki 1950'de Menderes ve şurekası niye bunu takozladı? Amerika ile anlaşma yaptı. Peki o gün bugüne gelen bir sanayi olsaydı uçak sanayimiz, benim halkım gidip Avrupa'da en kötü işlerde işçi sınıfında kullanılır mıydı? Elbette hayır. Kullanılmazdı. Ve ben bu uçağı üretmeye devam ederken benim mühendislerim, teknisyenlerim bunu geliştirerek bugünlere getirebilirdi. Ve ben bugün bunu ihraç edebilirdim. Yani bir şekilde Türkiye'nin önüne her zaman engeller gelmektedir. Herkes kendi çıkarını kollamaktadır. İşte Cumhuriyet döneminde bu yoktu. Hitaplar halka hitabendi. Yapılan her iş halkın çıkarı için yapılmaktaydı. Yapılan her dış anlaşma Türkiye Cumhuriyeti'nin çıkarı için yapılmaktaydı. İşte karma ekonominin sebebi de buydu. Çünkü karma ekonomi üreten bir yapıdır. Hiçbir zaman dışarıda, dünyada ne olursa olsun, ne çalkalanırsa çalkalansın, karma ekonomiyi adam gibi uygulayan devletler
bu çalkalanmadan etkilenmezdi. Ya da en az etkilenir. Öyle diyelim yani. Müdahale etme gücü var en azından. Yok. Biz şimdi neye müdahale edebiliyoruz ki? Hiçbir şey. Mazota müdahale edemiyorsun. Yeme müdahale edemiyorsun. Türkiye'ye giren kaçak hiçbir şeye müdahale edemiyorsun. Eğitim sistemine zırt pırt değiştiriyorsun. Sağlık sistemi zaten ortada. Yediğimiz ürünler ortada. Gelen GDO'lu ürünler ortada. Kaçak etler ortada. Neye müdahale ediliyor? Evet, çıkılıyor. Çok güzel. Her kesim kendini seçmenine bir sürü vaatler veriyor. Halk bu oyuna gelmemeli. Bakın biz halkız. Atatürk Kurtuluş Savaşı'nı başlatırken ben Türk milletine, ben Kürt milletine, ben işte şu millete güveniyorum diye mi çıktı? Halka güveniyorum diye çıktı. Ve bu halkın temel taşının içinde her etnik köken vardı. Bir millet olmuş zaten. Biz milletiz zaten. Biz milletiz. Bizim önce bunu bir anlamamız lazım. Bugün sokakta yürürken herkes birbirine düşmanca bakıyor. Günaydın diyemiyorsun. Ya 13 yaşındaki bir çocuk cinayet dahi işlese o bir çocuk. Sen bunu deklare edemezsin. Sen bunun annesini deklare edemezsin. Yani bu ülkede biz önce... Mantalite sorunumuz var. Bir kere en büyük sıkıntı burada galiba. Kesinlikle burada. Bakın biz yapı taşlarımızı kaybettik. Biz aile olmayı, biz toplum olmayı, biz bunu halk olmayı bir kere kaybettik. Köylü olmayı. Temel taşımız zaten toprak ki bizim. Biz köylüyüz zaten. Bugün diyorum ya, rezidanslarda oturan insanlar bile hobi bahçelerine gidiyor ya. Bahçesi en azından evinde bir çiçek var. Bunu özlüyor. Peki bu realite ortadayken ve diyelim ki karar verdik, karma ekonomiye geçiyoruz. Hoş karar vermesek de süreç bize burayı dayatacak, o ayrı konu ama... Ya yok olacağız. Bilerek gitmek ya da tesadüfen evet, oraya savrulmak var. Karar verdik, geçiyoruz. Siz diyorsunuz ki bir dakika, önce tarımdan başlayacağız. Evet. O dönüşümü nasıl sağlamak gerekiyor sizin iş modelinizle? Şimdi önce tarım derken oradaki bölgesel... Coğrafya da çok önemli. Ben bölgesellik dendiğinde oranın coğrafyasını anlıyorum. Çünkü biz böyle bir eğitim aldık. Biz Atatürk'ün ilke ve devrimlerini çok iyi öğrenerek büyüdük. Bakın, coğrafyada yerleşimlerin önemi de vardır. Yamaçlara evler yapılır. Selden kurtulmak için. Ve önlerinde bahçeler büyüktür. Açık alanlar, önleri ferahtır. Ekim yapabilirler ve her evin önünde bostanları vardır. Kendi mutfağın ihtiyacını oradan karşılar. Bugün diyelim biz karma ekonomiye karar verdik. Geçiyoruz. Bugün dünyada yetişen her meyve, her tarım ürünü bu coğrafyada yetişebiliyor. Çetin Bey. Ama nedense bugüne kadar hiçbir yöneticinin aklına bu gelmedi. İsmini telaffuz edemeyeceğimiz hiçbir ürün Türkiye'ye getirilip yetiştirilmedi. Hı hı. Var olanlar da katledildi. Şimdi neden tarım? Bir kere senin çok verimli bir toprağın var. Gelecekte insanlar sanıyor mu ki bir 10 yıl sonra güç asker silahtır? Gıda ve su. Gıda ve sudur. Bakın bizim Güneydoğu'daki ve doğudaki topraklarımız, geçen programda bahsettik, Mezopotamya'dır. O kadar verimli topraklardır ki. Peki buradan şimdi şöyle bir şey sorayım. Tevrat okuyanlar bilirler. İsrail için der ki, geleceğin en güçlü devleti. Çünkü tohum ve suya sahip olacaktır. Orijinal tohumlar. Meşhur vaat edilmiş topraklar meselesi. Aynen öyle. Peki bizim orijinal tohumlarımıza ne oldu? Şimdi bu katlin içinde... Karma ekonomiye dönmek için bir kere insanların kararlı olması gerekiyor. Geçen yine programda dedik ki rezidansta oturanlar ve lüks arabaya binenler hiç sakıncası yok, binebilirler. Ama eğer masasına 70 liraya et geliyorsa, eğer mazotu dünya 2 liraya kullanırken biz 5 liraya kullanıyorsak sorgula bunu. Bunu sorgulamadan tüketme. Çünkü orada senin çocuğunun geleceği var. Yani biz bugün rahat yaşamak için geleceğimizi
tehlikeye atamayız. Dün Ziraat Odaları Birliği'nin de bir açıklaması vardı. %400'ü 500'e vuruyormuş artık tarladan sofraya gelen bir ürün. Şimdi burada gariplik var. Yani hem tarladaki kazanamıyor hem buradaki soyuluyor. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Biz tarım ülkesinde şu anda bizim ithalat yüzdemiz 406. Yasal açıklanan rakam. Hı hı. Tarım ülkesinde biz %406 ithal yapıyoruz. Şimdi bir kere bunu mu durdurmak gerekiyor önce? Şu ithalat çılgınlığını bir durdurmak gerekiyor. Ya neyi ithal ediyoruz? Geçmeden. Ona bir bakalım. Şimdi çok değerli bir üstadım vardır. Çok da saygı duyuyorum. Buradan kendisine de selamlar gönderiyorum. Kendisi sızma tarişin zeytinyağını tüketiyor. O gün bunun konu oldu. Hı. 3 ay önce 70 liraya alıyorum dedi bakın. Şimdi bulamıyorum 125 lira. 3 aya %80 zam. Ne oldu? 6600 zeytin ağacı katledildi. Ve zeytinyağı fırladı. Biz neyi şimdi ithal ediyoruz bakalım. Canlı hayvan. Yem. Bütün gıda maddeleri. Hı hı. Yumurtaya kadar artık. Samana kadar hatta gıdayı da bile geçtim. Yani saman ya artık yani insan ithal edeceğiz yakında. Hı hı. Türkiye'de aslında koşunu da yapıyoruz Suriye'de. Reformu uygulamak gerekirken insan da ithal edeceğiz. Şimdi bunlar benim coğrafyamda yetişmiyor mu? Yetişiyor. Ama niye yetiştirmiyoruz? Çünkü diyoruz ki sen dur. Bunu üretme. Niye? Çünkü benim artık siyasetim, politikam bu değil. Ben alacağım, dağıtım merkezi olacağım, buradan dağıtacağım. Peki niye? Yani iş önce bir politik tercihle başlıyor anladım. Tabii ki. Ben. Şimdi bakın, politik tercih olmasa, siyasi bir çizgi olmasa, halk kendi kendine bu toprakları eker ki. Niye ekmesin ki? Pişman ediyorsunuz işte demin Kiraz Festivali'nde işçiler köylerimizi söyledi. İşte orada asıl dert neydi? Mazottu değil mi? Ne dedik? Karma ekonomiyi eğer biz evet diyorsak bir kere çiftçini garantiye alman gerekiyor. Hı hı. Çiftçini nasıl garantiye alacaksın? Bir kere çiftçi veteriner bedava olduğu için danasına işte hastalanan sürüsüne getirebiliyor ama çocuğunu doktora götüremiyor çünkü paralı. Eğitime götüremiyor. Ne oluyor? Bu dönemde, teknolojik dönemdeyiz ya biz. Herkes telefonuyla her şeyi görebiliyor ya. İşte çocuğum daha iyi eğitim alsın diye kente göçüyor. Göç ettirilmek zorunda bırakılıyor. Sen öyle kentler yapmalısın ki İstanbul, Ankara, İzmir dışında. O bölgelerdeki insanlar, o yerleşim alanındaki insanlar, sadece çiftçilik ve tarımla uğraşan insanlar bu şehirlere gezmek için gelmeli. Varan bir, yaşanabilir şehirler orada. Evet. Coğrafi konumuna göre tarım, pardon, hayvancılık. Yaşanabilir derken böyle hani gece kulüplerinden falan bahsetmiyorum. Eğitimi, sağlığı, sosyal aktivitesi, sosyal tiyatrosu vesaire tatili, her şey var. Tatili, şusu, busuna kadar. Sadece bakın ne diyorum, büyük şehirlere oradaki yaşayan insanlar gezmek için gelmeli. Hatta inanın bir süre sonra büyük şehirlerdeki insanlar oralara gidecek nefes almak için. Bizi artık düşünün bu duruma getirdi. Şimdi varan bir meclis, yaşanabilir şehir. Evet. Bir politik tercih. İki yaşanabilir şehirler yaratmak. Ve bölgesel kalkınma kooperatifleri. Şimdi her coğrafyanın ürettiği ürün farklı. Hı hı. Dolayısıyla dedik ya devlet hantallaşıyor. Hayır bunu sen büyük bölgesel kooperatiflerle çözebilirsin. Her coğrafyanın çok güzel üstünlükleri var birbirine göre. Bunlar hatta ve hatta daha da büyütelim. Turizm de, sektöründe oteller rezervasyon alıyor. Hı hı. Dünyadaki bütün ülkelerden rezervasyon al. De ki kardeşim ben sana işte 50 kilo buğday verebilirim. 20'sini kendi ihtiyacın için ayır. 10'unu da bir sonraki yıla tohum ayır. Rezervasyonla çalış. Şimdi köylü üretiyor. Korku şu. Ürün elimde kalıyor. Çünkü neden? Bakın köylü bunu yıllarca yaşadı. Et balık kurumu niye kuruldu? Halkın birinci elden sağlıklı ve ucuz et alımı için. Fisko Birlik niye kuruldu? Regülatör kurumlar bunlar. Şu kurova bakın bunlar. Bunların hepsi dinamik taşlar. Şimdi sen halkı, ürettiğin köylünü tüccarın eline terk edersen olacağı bu. Fisko Birlik bunu yaşamadı mı? Et balık kurumu bunu yaşamadı mı? Ambargolarla sen çiftçiyi niye yok ediyorsun?
fiskobirlik bir dönem, bakın o kadar kötü ambargolar yaşadı ki, köylü elindeki fındığı 3 liraya, 2,5 liraya sattı ya. Bugün dünyada fındık üretimine bir bakın. Biz kaçıncı sıradayız? En büyük üreticiyiz ama. Çaykur. Aması var. Yani Çaykur'dan daha iyi çay üreten bir yer var mı? Daha kaliteli. Var ki ithal ediyoruz çayı. Değil mi? Doğru söylüyorsun. Ne bileyim, o geliyor aklıma. İşte ithal meselesine o kadar özdeşmişiz ki. Biz ithal şeyler giymeye, ithal ürünler... Bizim yerli malı haftamız bile yok oldu, bitti gitti. Hayır, her siyasi yapının içinde bulunan milliyetçilik yapısı bu mudur? Özünü kaybetmek mi? Evet, karma ekonomiye dönmek zorundayız. Niye dönmek zorundayız? Çocuklarınıza bakın, neden dönmek zorunda olduğumuzu görün. Çocuklar bizim geleceğimiz. Yaşanabilir bir dünya kurmamız gerekiyor bizim. Yani kişiler çıkıp şuna, ona, buna hitap etmemeli. Kişiler halka hitap etmeli. Atatürk'ün Cumhuriyet döneminde meclisin kriterlerine bakın, yaşam kriterlerine. Halkın yaşam kriterlerine bakın. Uçurum yok. Denkti. Neden? Çünkü orada halkın geleceği için alınan kararlar vardı. Halkın dış siyaseti için yapılan anlaşmalar vardı. Hedef halktı. Halkın kriterini yükseltmekti. Hemen hatırlatalım. Milletvekili maaşlarının öğretmen maaşlarından daha yüksek olmaması talimatının verildiği dönemden bir bahsediyoruz. Meclisten bahsediyoruz. Peki şimdi meclise bakalım. Hırlısı, hırsızı, çakalı, çukalı, tüccar olmayanı, sanayicisi olmayanı. Hepsi mecliste. Yasalar meclise göre çıkıyor. Peki meclisin yaşam standartıyla halkın şu anki yaşam standartı bir midir? Elbette değil. Uçurumlar var bakın. Uçurumlar var. Artık eskiden olduğu gibi fakir, orta tabaka, zengin tabaka yok. Şu anda bir çember var. Ve bu çember etrafında halkımız dönmekte. Hı hı. Peki bu uçurumu insanlar kendi yaratmadı mı? Kendi yarattı. Niye yarattı? Senin bir gücün var bir kere. Senin bir seçme gücün var. Ya sen geleceğini seçeceksin. Hayır diyeceksin. Ben senin sistemini beğenmiyorum diyeceksin. Ya da bu şekilde biz yok olmaya devam edeceğiz. Çünkü hedef artık üretimi bitirmek, her şeyi bitirdikten sonra Türkiye Cumhuriyeti'dir. Ya hedef bu. Bunu herkes görmeli. Hedef Türkiye Cumhuriyeti. Zaten bir şey yapılmasına da gerek yok ki. Bir ülkede üretimi bitirdiyseniz, hani kolonları kesmişsiniz, bina ne zaman yıkılacak diye beklersiniz. Belki de bina yıkıldı, farkında değiliz. O kadar göz boyayan medya var ki, o kadar medyatik yayınlar var ki, bakın. İnsanlarımızın bugün televizyonların karşısına geçip hangi programları izlediği üzerine bir anketler yapılsa, Türkiye'nin durumundan bugün mezun olan ortaokul çocukları Türkiye haritasını çizebiliyor mu? Hangi coğrafyada ne yetişiyor bilebiliyor mu? Biz bunları biliyorduk bakın. Bizim bir konuşabilecek ortak dilimiz vardı. Yaşam vardı. Aldığımız eğitim vardı. Nerede, hangi bölgede ne yetişiyor vardı. Biz arkadaşımızın evine nerede oturuyorsa olsun misafir gidebiliyorduk. Ya bugün şunu söyleyeceğim. Oy veriyorlar. Hepimiz oy veriyoruz. Bizi yönetsin diye. Bizim geleceğimizi garanti altına alsın diye. Şimdi ben açıkçası şu anki siyasete güvenmiyorum. Şu anki siyasetçilere de güvenmiyorum. Çünkü herkes kendi kesimine hitap ediyor. Halkın tamamına asıl... Herkes halkın tamamına hitap etmek zorunda. Çünkü bu ülkeyi oluşturan bir halk var. Biz bölünmeye o kadar meyillenmişiz ki artık. Ama saydılar bizi ama tek tek. Ama işte bunun sebebi de nedir biliyor musunuz? Şimdi topraklarını terk eden halk ayakları seyyardır bakın. Ayakları yere basmaz. Nereye çekerseniz oraya gelir. Ha, bir dakika, bu çok önemli. Eğer bir şeyler değişecekse bir kere herkesi önce topraklarına geri döndürmek gerekiyor. Evet. Projenin i̇şte önemli ayaklarından biri bu. Bunun için karma ekonomi. Şimdi ayakları seyyar olan halkı bakın, üç büyük şehire bakın. İşsizliğe bakın. Uyuşturucu kullanımına bakın. İllegal işlere bakın. Gençliğin isyanına bakın. Görün halimizi.
O zaman şimdi toparlayalım. Birincisi politik tercih. Yani evet. karma ekonomiden yana kullanmak gerekiyor. Buna inanmak gerekiyor. Üreten siyaseti yaratmak gerekiyor. Üreten Türkiye diye. Evet. Üreten Türkiye'de inanmak gerekiyor. İkincisi tarımı odak noktaya koymak gerekiyor. Üçüncüsü mutlaka bölgesel kooperatiflerle her bölgenin belki de özelliğine göre teşvik sistemi uygulamak gerekiyor vesaire. Teşviğinde nasıl verildiğini zaten geçen dönem söyledik, geçen programda söyledik. Üçüncüsü mutlaka insanlar topraklarına dönmeli. Kesinlikle dönmeli. Bakın bu kesinlikle başlamalı. Ve teşvik vermek gerekiyorsa işte Kiraz Festivali'nde gördük, mazot dedi. Sen kayıtlı tarlaya teşviği, mazotu %50 indirimli ver. İşte kayıtlı danaya yemi %50 indirimli ver. Bunlar çok kolay şeyler. Ama teşvik kime veriliyor? Ya yandaşa veriliyor ya da yeni tarım anlaşmaları, ticari anlaşmalar yapılan sermayenin geri dönüşüne veriliyor. Hı hı. Teşvikler bu şekilde veriliyor. Asıl ekene, biçene gitmiyor. Zaten gitse bu insanlar topraklarını terk eder miydi? Bu arada tabii eken biçen de tamamen masum değil. Tabii ki. Onun da bir silkelenip kendine gelmesi, belki kooperatiflerini güçlendirmesi. Aa, Ahmet Ağa'da var, ben de bir tane traktör alıyorum dememesi. Gerekiyor. Ortak havuzlar kurması evet. Belki de gerekiyor. Bunu da hani iğneyi kendimize çuvalımızda başkasına ama batıralım. Ama işte asıl temel dedim ya, sorgulayan bir halkı, sorgulayan bir halkı geri kazanmamız gerekiyor. Bu da şimdi insanlar yürüdüğü zaman bir baksınlar bakalım. Kaç insan gülümseyebiliyor bu ülkede artık? Niye? Reklamlarda, hiç. Siyaset reklamlarında herkes gülüyor. Ben onu çok dikkatimi çektim. Şimdi siyaset reklamının birisi benim çok dikkatimi çekti. Bilmiyorum o reklamda oynanırken ne düşünüldü. Dedi ki mecliste artık başörtülü milletvekillerimiz var dedi. Şimdi ben çok güldüm. Neden? Bunu söyleyen bir bayan. Ben şuna bakarım. Mecliste kadın sayısı kaç? Ben bununla gurur duymalıyım. Bakın. Kriter bu olmalı. Kriter bu olmalı. Ben üretimimle gurur duymalıyım. Şimdi onu izlerken ben şu aklıma geldi. Ya dedim, bugünkü sistemi destekleyen kadınlar. Hayretle de seyrediyorum. O zaman şöyle bir şey yapmak istedim ben. Dedim ki, bu kadınların yetiştirdiği çocukları 18 yaşına geldiğinde hukuk sistemi olarak çağırayım. Güçlüyüm, hı-hı, devletim. Arkadaşım sen şeriat sistemine göre mi yargılanmak istiyorsun? Yoksa üstün hukuk, demokrasi hukuk sistemine göre mi yargılanmak istiyorsun bundan sonraki yaşam sürecinde? Çünkü kimliğini kazanacak. Çok merak ettim ben. Bu soruyu da hatta gerçekten merak ediyorum cevabını. Kaç kişi yetiştirdiği çocuğun şeriata göre yargılanmasını ister bu ülkede? Şimdi o reklamlarda oynayan insanlara ben bu soruyu sormayı gerçekten çok istiyorum. Peki dönelim yine. Dönelim. Dönelim yine. Yani o kadar çok sorgulanacak şey var ki, ama bir gerçek var. Üreten ki bir kadın var. Sokaktaki bakın. İnsan gülmüyor. Tabii çok nasıl gülecek ki? Bakın çocuklar ölüyor. Eskiden biz sokakta oynardık. Çok da mutluyduk. Yaralarımızı kendimiz sarardık. Yaralanmaktan da hiç gocunmazdık. Acırdı ama hiç üzülmezdik. Ama gülerdik. Niye? Toprağı, taşı tanırdık. İşte bir köye gittiğimiz zaman, bostanlara girdiğimizde köylünün kendi çocuğuna kızarlardı ama bize kızmazlardı. Misafir. Çünkü biz misafirdik. O bostandaki mısırı, şalgamı alabilirdik, yiyebilirdik. Toprağında, yıkamaya bile gerek duymadan. Peki bunları yapmazsak ne olacak? Hadi bir de öbür senaryoyu konuşalım. Şimdi oraya geçmeden önce bir de deniz tarımımızı konuşalım. Ha, açalım, evet güzel. Evet, çünkü sadece toprak değil, bir de bizim su tarımımız var, deniz tarımımız var. Ve bir en büyük örnek Marmara. Hı hı. Bakın, Marmara'da yetişen dünya kadar çeşitli balık var. Adını sayamayacağımız yine. Bugün Marmara'ya ne oldu? Sanayi atıkları arıtılmadan kirli pis suların hepsi akıtılıyor. Bunları da yok ediyoruz. Şimdi Türkiye gibi coğrafi konumu olan kaç ülke var dünyada? Yok. Ben göremiyorum. Hı. Bu konumda bu kadar verimli topraklara sahip, üç tarafı deniz olan ama HES'lerle ırmakları, sanayi atıklarıyla denizleri, bitirilmiş tarımıyla
toprakları terk ona edilen. Ona bulayım ben. Toki ile. Toki ile betonlaşmayla. Bakın bugün Trakya. İstanbul hem Anadolu tarafına hem Trakya tarafına korkunç bir betonlaşma. Ama eskiden İstanbul'un etrafındaki ekim, şu bu İstanbul'a yetebiliyordu. Ama şimdi bütün verimli arazilerin üstüne beton yığınları dökmeye başladık. Peki bu betonlar oksijen de üretebiliyor mu acaba? Böyle bir özellikleri de var mı? Hani ben göremiyorum. Yakında herhalde nefes alamayacağız biz. Şimdi asıl konumuza dönelim. Karma ekonomiye dönmek zorundayız. 6 dakika. Peki. Karma ekonomiye dönmek zorundayız. Neden dönmek zorundayız? Bir, artık bu yığın raddede, artık insanlar burasında. İnanın patlama noktasındayız. Herkes dediğim gibi toprağın üzerinde yaşamayan, toprağına sahip çıkmayan, ekmeyen, biçmeyen bir insan bu vatanda ben bu vatanın vatandaşıyım demez. Çünkü toprağını ekmeyen insan bu toprağa sahip çıkamaz. Bölgesel kooperatifçilik, rezervasyonlu çalışma, bakın bu bir garantidir. Bu üreten köylüye bir garantidir. Rezervasyonlu çalışma. Çok ciddi bir çalışmadır. Hı hı. Coğrafi konumuna göre yerleşim, teşvikler, bunlar çok zor şeyler değil. Şu anki harcanan masraflara bir bakın, bunlar çok zor şeyler değil. Bunlar çok kolay şeyler. Yeter ki insanlarımız, meclise gönderdikleri insanların üretim siyasetine veya fikirlerine seçerek oy versinler. Ve hesabını da sorsunlar sonra tabii. Ha bir de dokunulmazlığımız var biliyorsun, dokunulmazlık yasamız var. Yani kürsü dokunulmazlığı olsun evet ama işlediğin suçtan dolayı bir milletvekiline dokunulmazlık olmasın. Olmaz yani, ben ona dokunmalıyım çünkü benim oyum da oraya gidiyor. Dokunamadığımız sürece bakın bu hale geliyoruz. Devam. Şu anda dediğim gibi ithalatta biz 406'lardayız. Ve ithal ettiğimiz her ürün bu ülke topraklarında yetişmektedir. Hı hı. Peki, ithalatı durdurmalıyız. Bir, göçü durdurmalıyız. Coğrafi konuma göre kentsel yerleşimler yapmalıyız. Ve 3 büyük şehirdeki kentsel dönüşüm, mantıksız kentsel dönüşüm projelerini de durdurmalıyız süratle. Çünkü habire insanları getirip rant alanlarına yerleştiriyorsun. Mutsuz insanlar yığını oluşturuyoruz biz açıkçası. Mutlu olmak isteyen bütün toplum üretime tekrar geri dönüştürülmelidir. Yoksa metan gazı biriktiriyoruz şehirlerde. Metan gazı biriktiriyoruz. Sinirli insan toplulukları biriktiriyoruz. Bakın ayakların nereye gittiği belli olmayan topluluklar oluşturuyoruz. Ve en önemlisi çocuklarımızın geleceğini riske atıyoruz. Çok zor değil diyorsunuz. Bunu zaten daha önce başardık. Son bir cümle alayım. Evet bakın veda şimdi size. Çok güzel bir örnek vermek istiyorum. Bütün küçük üreten aileler bu ürünlerde Atatürk Orman Çiftliği çok güzel bir örnekti. Gelişen, gelişmeyen, yeni gelişmeye başlayan ülkelerin toplumlarına çok oturan bir örnekti. Peki Atatürk Orman Çiftliği ne oldu? Katledildi. Bu sarayı kuracak başka yer yok muydu? Belki tesadüf değil. Böyle bir simgeyi, yani bakın bütün üreten küçük aileler, toplumların simgesi haline gelmiş Atatürk Orman Çiftliği'ni niye yok etti? Şimdi bu kadar güzel şeyler yok edilirken bugünkü gündemimize bakın ya, klozet. Böyle bir gündem olabilir mi ya? Ben utanıyorum ya. Ya insan bu lafı bir ya cumhurbaşkanı ağzına alıyor ya. Ben utanıyorum. Bugün meclise bakın, cumhura bakın. Biz bunu hak etmiyoruz. Ya bu toplum, bu ülke bunu hak etmiyor. Daha kaliteli, daha seviyeli yaşam varken ben sanayi dediniz, işte birikimden sanayi, teknoloji dediniz. Biz üretmeye başladığımızda bakın uçak sanayimiz. Biz bunların hepsini yapabilen bir toplumduk. Aselsan mühendislerimiz niye öldürüldü? Ha bugün niye halkı birbirine düşman ediyorsunuz? Siz niye bölüyorsunuz? Yani burada bu topraklarda ama yetişen ürünlerle ama insan kalitesiyle bu nüve var. Evet.
Bu maya var bizde, var. Yeter ki klozet muhabbeti yapmayı diyorsunuz. Evet. Tarım ve kooperatifçilik iş geliştirme uzmanı, iş kadını Sayın Yasemin Öztar'a çok teşekkür ediyorum. Bunu devam ettireceğiz. Yani bu sanıyorum Türkiye'yi anlatana kadar en... Yani uçtaki bir reyimiz dahi aklında soru işareti kaldıysa yanlış yapmışız demektir. Çünkü gelecek burada, dünya bunu uyguluyor, bunu tartışıyor. Evet. Gelecekte uygulamayanlar da uygulayacak. Bizim bugünden toplumu, halkı uyandırmamız gerekiyor. Siyasetçiler de klozet muhabbetini yapmaya devam edebilirler. Son bir cümle aklıma geldi. Bakın eskiden... Biz siyasetçilere isim takardık toplum olarak, işte tontonlar, şunlar bunlar diye. Artık siyasetçiler halka isim takıyor, fark ettiniz mi? Belki de Bedri Koraman hayatını kaybettiği içindir. Çok teşekkür ederim efendim. Teşekkür sağ olun. Evet, Ekopolitik'te bugün karma ekonomiyi konuştuk. Özelinde tarımı konuştuk. Gerçekten tarım karma ekonominin kritik noktalarından biri ve geleceğin hem en stratejik hem de en katma değerli sektör olarak, bakın sadece sen ben bizim olan konuşmuyoruz. Bütün dünya bunu kabul ediyor. Bize başka bir şey söyleniyor. İşin kötüsü, siyasilerimiz de aynı şeyi söylüyor. İnsan buna inanamıyor. Ağırlıklı bir siyaset. Tabii ki tersini söyleyenler de var, hakkını teslim edelim. Biz her zamanki gibi bitirelim. Ama ne olur, ne olur, bu konuştuklarımızı bir düşünün. Hepsini kabul etmeyebilirsiniz ama bir süzgeçten geçirin. Takdirlerinize bırakıyorum. Her zamanki gibi bitirelim biz. Şartlar ne olursa olsun paranızı ticarete, üretime yatırmaktan, işinizi layıkıyla yapmaktan ama en önemlisi vatandaş olup hakkınızı aramaktan vazgeçmeyin. Hoşçakalın efendim.